Herkese günaydın. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bulaşık makinesini akşamdan çalıştırmıştım temiz şekilde. Şimdi onu boşaltacağım, yerlerini yerleştireceğim. Hadi birlikte yapalım istedim. Daha sonra da fırın ve ocak ve aspiratör temizliğine geçeceğim. Bugün böyle başlayalım istedim. Hadi beraber devam edelim. Şimdi bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi geri yerleştireceğim. Akşamdan sığmayanlar vardı. Onları dolduracağım. Sonra mutfağın tezgahını temizleyeceğim. Bugünküne böyle başladık. Hadi bakalım. Evet, makineyi doldurdum. Şimdi biraz az malzeme olduğu için daha çalıştırmayacağım. Daha sonra tekrar dolunca çalıştırırım. Hadi şimdi fırın, ocak ve davlumbaz temizliğine, yani aspiratör temizliğine geçelim. Evet arkadaşlar, fırında geçen milföylü bir şey yapmıştım. Şöyle iyice kirlendi. Gördüğünüz gibi çok fena durumda. Şöyle camlı kirli. Şöyle alt kısımları da. Şimdi bunu içine sprey tarzı temizleyici sıkacağım. Daha sonra da temizlemeye geçeceğim. Orayı hızlandırılmış olarak izlersiniz. Şöyle güzel, kolay bir fırın temizliği yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, ben şunu kullanıyorum. Domol'un. Geçen ocak içinde kullanmıştım. Şimdi hatta orayı da temizleyeceğiz. Aspiratörü, ocağı ve fırını beraber. Şöyle gördüğünüz gibi ızgara, fırın ve ızgara temizleyicisi diye geçiyor. Rozmanlarda satılıyor. Eğer rozman yoksa şehrinizde internetten de alabilirsiniz. Bu şekilde bundan şimdi sıkacağım. Öncelikle şöyle çalkalıyorum. Daha sonra içine sıkıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle sıktım içine. Şöyle camına da sıktım. Bu şekilde 2 saat boyunca bekleyecek. Sonra durulayacağım. Tertemiz çıkmış olacak. Göreceksiniz ne kadar kirliydi ve ne kadar temiz hale. Sıfır fırın kıvamına gelecek yani. O kadar güzel temizliyor. Hadi bakalım 2 saat sonra temizleyelim. Evet bakalım fırının durumu nasıl olmuş. Şöyle bütün yağlar akmış tabii ki. Şu an çok çirkin bir görüntü var. Şöyle camında. Evet şimdi temizleyelim bakalım. Tertemiz halini göstereyim size. Evet biraz kabasını aldım. Daha sonra şununla devam edeceğim.
Normal beze rengini çıksın istemiyorum yağ lekesinin. Bu deterjanlı kağıt mendil. Şöyle bununla temizlemeye devam edeceğim. Şöyle kopartıyoruz ve lavaboda ıslatıyoruz. Daha sonra köpüklü bir hale geliyor. Daha sonra siliyoruz. Temizlemiş oldum kapak tarafını. Şimdi iç tarafına geçeceğim. Oranı da öncelikle kirini alayım. Daha sonra durulayım. Şurasını bir daha sileyim, durulayım. Gördüğünüz gibi parladı. Mis gibi oldu. Şurasını da içini de göstereyim. Şöyle yakından göstereyim. Tertemiz oldu. Mis gibi, yeni fırın gibi oldu. Şimdi fanını çalıştıracağım. İçerisinin kokusu gitmesi için biraz kapağını şöyle aralıklı bırakacağım. Havalandırdıktan sonra kullanıma açık olacak. 2 saat kadar böyle kapağı açık havalansın. Fanı 5 dakika falan çalıştıracağım. Daha sonra kenar tellerini yıkayacağım. Fırın tepsilerini yıkayacağım ve fırın temizliğimiz bitmiş olacak. Evet, bu içinin rafları olan tellere de şöyle şey sıkıyorum, şu Jif Power Shine mutfağın yağ sökücüsünden. Zaten az önce fırının içindeyken diğer deterjandan sıkmış oldum. Bayağı bir etkisi oldu onun. Şimdi bundan da sıkayım. Biraz bu da böyle beklesin. Daha sonra temizleyeyim, durulayım. Yıkadıktan sonra da kuruyunca fırına geri takacağım. Sonra da tepsilerimi yıkayacağım. Hatta size şunu göstereyim. Tepsileri de bununla yıkıyorum. Aslında diğer şeyle yıkıyordum, cif kremle. Bunu yanlışlıkla almışım. Yani sadece olan beyaz cif krem daha güzel oluyor. Onunla da tepsilerimi yıkıyorum. Parlıyor. Yeni alınmış fırın kıvamına geliyor. Haydi bakalım. Şimdi ocak temizliğini göstereyim. Daha sonra da aspiratörümü temizleyeceğim. Şimdi aspiratörün içerisini temizleyeceğim. Şöyle kirlenmiş vaziyette gördüğünüz gibi şöyle sökelim. Bunu. Daha sonra bunu sökelim. Şöyle getireyim şunları da. Yine bu temizleyiciyle üzerine sıkacağım, bekleteceğim. O sırada ocağımı temizleyeceğim. Bu onu çözecektir. Çok güzel bu. Yani tavsiye ederim. Sizler de kullanabilirsiniz.
şekilde bu kalsın böyle. Şimdi ocak temizlenirken bu da yumuşamış olacak. Daha sonra yıkayacağım. Evet, gördüğünüz gibi burası da tertemiz oldu. Mis gibi yaptık. Şimdi aspiratörün içini sileceğim. Orayı size göstermeme gerek yok zaten. Tozunu alacağım. Daha sonra da aspiratörün iç filtrelerini yıkayıp kuruyunca geri yerine yerleştireceğim. Böyle fırın, ocak ve aspiratör temizliğim böyleydi arkadaşlar. Kullandığım malzemeleri de gösterdim. Nasıl temizlediğimi de gösterdim. Aile. Üspratik hayatıma hoş geldiniz. Yine projeden başlıyoruz. Evet, oğlumla. Yani projeden. Babası güzel projeler yapıyor. Şimdi, size de bir tane örnek göstermek istedik. Şimdi yapımını da göstereceğiz size. Ne yapacaktık? Ya nasıl yapacaktık? Size ilk önce nasıl yaptığınızı göstereyim. Şöyle, böyle yapacağım. Evet, bitmiş halini göstereceğiz. Çok güzel uçuyor. Değil mi? Evet. İsterseniz bakabilirsiniz ama en son bakın. Tamam, başlayalım. Hadi başlayalım. İlk önce böyle yapıyoruz. Sonra böyle çeviriyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. İkiye büküyoruz değil mi? Evet. İkiye bükülmemiş gibi görünüyor ama. Aa, tekrar büküyoruz. Evet. İkiye büktüğümüzü tekrar kenarlarından merkeze doğru katlayacağız. Evet. Şimdi hadi bunu katlayacağız. Katla. Böyle tekrar katladık. Ortada birleşti değil mi? Aynen. Çıkacağım. Şimdi ters çevirip tekrar katlayacağız. Evet. Evet. M şekli oluştu. Evet, şöyle. Evet. Sonra ne yapacağız? Evet, M şekli oluştu böyle. Böyle yatırdım. Sisak gibi oldu. Evet. Şu uçtan kıvılacak biçimde. Burada dibinden gelecek biçimde. Bu parmakları yerim. Açı vereceğim. Bu biçimde yapıyoruz. Hmm, tamam, hadi. Ciddiyetimizi koruyalım. Çok düzgün yapmıyoruz. İnşallah uçar. Uçar uçar. Uçar uçar uçar. Uçar da yani kanat çıkması lazım. Belki biraz daha uzun bir kağıt olsa. Ya, daha önce A4'te yapmıştık. Yut. Tabi burayı bükemedim. Yut. Şimdi böyle yapıyoruz. Öbür katlamayı ben yapacağım. Tamam, becerebilirsin. Tamam. Ben yapmak istiyorum öbür katlamayı. Oldu. Sonuçta elbise evet, öğretmeni katlamayı... değiliz. Sadece evet. Güzel projeler yapıyoruz. Onu da göstermek istedik. Değiliz. Oluşuyor. Bence bitti.
Şimdi bunu uçuracak bir yer lazım bize. Koridorda uçururuz. Şurada atayım mı isterseniz? Hadi bakalım deneyelim. Şimdi deneyelim. Evet, bakalım deneyelim. Oo, süper uçtu. Evet, böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Testini de yaptık. Böyle projeyi denemiş olduk. Size de gösterelim istedik. Ben de yapacağım. Şöyle. Tamam, hadi oyuna devam. Hadi bakalım oğlum, sen de dene. Çakıldı birazcık ama gene de güzel. Hadi, biz böyle projeler yapıyoruz. Akşam yemeği hazırlayacağız bugün. Ramazan da olsa, oruçta tutsak canımız çekiyor. Yine hamburger yapacağız. Yanına biraz patates yapacağım. Active Fry'da koyacağım onu. Elma dilimi şeklinde yapmayı planlıyorum. Şimdi önce soyalım bakalım. Şu patateslerimi çıkarttım. Öncelikle soyalım, sonra dilimleyelim. Şöyle patateslerimi yıkadım da şunun kirini alalım şöyle yerlerini. Daha sonra dilimleyelim. Makinenin içini açayım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Daha sonra kapatıyorum. 2 dakika çalıştıracağım. Böyle ısınacak. Daha sonra patatesini atacağım. Evet, böyle öttü alarmı, şimdi kapatıyorum. İçerisine patatesimi atacağım. Evet, bakalım. Atalım içine. Çıtır çıtır güzel güzel patatesler olsun. Evet, şu içine döktük. Bir de çıktı. Elma diliminden vazgeçtik biz. Normal doğru. Yapamadık elma dilimini, çok komikti. Kesiyoruz kesiyoruz olmuyor. Çünkü yamuk yamuk patatesler. Hani elma dilimine getirinceye kadar saçma sapan bir şey olacak diye biz de şöyle patatesi normal hale çevirdik. Şimdi böyle 15 dakika pişireceğim. Daha sonra baharatını, işte sarımsak tozu atıyorum ben içerisine. Tuz atacağım falan. Öyle pişireceğim işte. O zaman çıtır çıtır olacak. Bir 15 dakika daha pişirmiş olurum. Toplamda 30 dakikada kendi kendine döndüre döndüre pişiyor böyle. Şu içerisindeki göbeği dönmesini sağlıyor. Ayrıntılı söyledim ama bilmeyenler vardır belki diye. Şimdi çalıştıralım. 15 dakikaya açayım. Daha sonra pişsin. Baharatını falan ekleriz. Hadi bakalım. Şimdi o sırada biz hamburgeri hazırlayalım. Şimdi hamburgeri hazırlayacağız. Önceden aslında tarif gibi bir şey söylemiştik ama canlı canlı yapmamıştık. Şöyle poşette ayırdım. Kıymam var. Kıymamızı öncelikle koyalım içine. Kıymamızın üzerine şöyle ne kadar ekleyelim galetonu? Bir yemek kaşığı ekle. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledim. Çok galetonun olunca şey oluyor böyle. Garip oluyor yani. Çok hamburger eti gibi olmuyor. Bir de pekmez ekleyeceğiz. Şöyle doğal pekmezimizden var. Bu üzüm pekmezi. İçerisine bir yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi koyuyoruz. Böyle başka neler koyalım? Bir yandan karamelize soğan için şöyle soğan doğruyoruz. Sarımsak ve biberi de patatesi 15 dakika piştikten sonra yanına atacağım. Şöyle bir tane de yumurta kıralım içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyorum içerisine. Sonra da biraz karabiber atıyorum. Biz çok karabiberli yemiyoruz. Siz eğer yaparsanız biraz fazla koyarsanız güzel olur. Bir çay kaşığı kadar. Böyle içerisine bunları koyduk. Normalde kimyon yok bunda. Ama
Evet, senin sesin gelmiyordur. Fritöz çalışıyor ya, şey aktif fre. Biraz da kimyon koyuyoruz. Normalde kimyon konmuyor ama bugün içerisine koymak istedik. Ay, karabiber. Ay, hapşırttı karabiber. Şimdi böyle malzemelerini hazırladık. Bu soğan, sarımsak falan konmuyor içerisine hamburger köftesinin. Bu şekilde içerisine malzemeleri koyunca karıştıracağız güzelce. Daha sonra tost makinesinde pişireceğiz biz. İsterseniz fırında ya da tavada da pişirebilirsiniz. Böyle tost makinesinde çok güzel oluyor. Yanına da karamelize soğanı koyuyoruz. Onun suyuyla beraber çok güzel pişiyor. Karıştıralım bakalım. Galetonumuz az gelmiş. Biraz daha ilave ediyoruz. Biraz daha. Karıştırdıkça ısıtabiliriz. Çok fazla olduğu zaman da tadı çok çirkin oluyor. Bir kebap yaparız. Eski videolarımızı izleyenler bilir. Eşim orada sürekli diyor, biz iyi kebap yaparız, biz iyi kebap yaparız. Çünkü gerçekten iyi kebap yapıyoruz. Çok muhteşem oluyor. Hele annemlerin, babamların yerli evinde, dışarıda mangalda, of! Babam da çok güzel yapar. Eşimle beraber tutturuyorlar dumanları. Oh! Yakında inşallah yaz tatili gelir de gideriz. Güzelce yaparız. Orada çok güzel vloglar çekerim ben size. Böyle tavukları var, horozları var. Bahçede çok güzel meyve ağaçları var. Her sabah bir şey yapar babam. Bir şeyler eker biçer. Onları size gösteririm. Tabii şimdi uzakta olduğu için çekemiyorum. Tamamdır. Öyle bakalım. Evet, hazırladık köftemizi. Hadi şimdi pişirelim. Alarm çaldı bunun. Şimdi içerisine baharatını ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir pişmiş oldu. Şöyle atmam lazım. Nasıl? Ek biber ve... Ha, atıyorum işte. Şey, kırmızı toz biber. İsterseniz acı da atabilirsiniz. Yani tatlı atıyorum. Şöyle içerisine biraz da tuz ekleyeyim. Tuz. Daha sonra da şey, sarımsak tozu ekleyeceğim de tek elle açamadım. Bir saniye. Şöyle... Sarımsak tozunu da kavanozu koymamışım. Biraz da şöyle sarımsak tozu ekledim. Şimdi böyle 15 dakika daha çalıştıracağım. İçerisine şöyle yıkadığım biberleri ortasından açtım. Biraz patlamasın diye onları da attım. Şöyle bütün sarımsakları da içerisine ekleyeyim. Hem tat versin hem de güzel bir yemek menüsünde. Sarımsak hoşumuza gider. Şöyle bakalım. 15 dakikaya yine kuruyayım. Böyle kurdum ve çalıştırdım. Şimdi böyle pişecek hepsi. Sonra soframızı hazırlayacağız. Evet, hamburger köftelerimizi de böyle diziyoruz. Arasına da karamelize olsun diye soğan koyduk. Şu şekilde. Hem yanında pişecek hem de suyuyla beraber köfteye geliyor. Çok güzel oluyor. Böyle pişirelim, hazırlayalım. Zaten geçen hazırlamasını göstermiştik. Öyle arkadaşlar. Bugün akşam yemeğimiz böyle o zaman. Burada gösterelim. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Sizin de iftarlarınız kabul olsun diyorum. Videomuz hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.